Irak Türkmen Cephesi'nin 29. yıl kuruluş günüdür. Hepimize hayırlı uğurlu olsun. Tabii ki Irak Türkmen Cephesi kurulduğu günden bugüne kadar her zaman Türkmen milletinin siyasi projesinin savuncusuydu. O siyasi projenin tecellisiydi. Birlik, beraberlik mesajıydı. Ve bütün Türkmen partilerini, siyasi hareketlerini ve kardeşlik ocağını kapsayan bir projeydir. Ve bugüne kadar o proje devam etmektedir. O zor dönemde, muhalefet döneminde Saddam rejimine karşı kurulan en faal projelerin birisiydi. Türkmen milletini temsilen bütün muhalefet programlarına katıldı. Ama hiçbir zaman o zaman muhalefet döneminde o bugüne kadar ki önemli konuda hiçbir zaman cephemiz taarruz vermemişti. Bir Türkmen haklarını savunmakta ve aynı zamanda da Irak'ın toprak birliğini, beraberliğini savunmakta. Bu iki dosyada her zaman güçlü durmuştu ve güçlü kalacaktır. Ve bizim bugün bu günü anarken her zaman yadımızda da o kardeşlerimiz, o bacılarımız birinci günden bu cephenin içinde çalıştılar, emek verdiler. Allah hepsinden razı olsun ve aynı zamanda da vefat edenleri Allah affetsin. Ama aynı zamanda da bizim şehitlerimiz olmuştu. Cephenin şehitleri, Türkmen davasının şehitleri hiçbir zaman onları unutmamışız ve unutmayacağız. Aynı zamanda herkes müsterih olsun. Çünkü Irak Türkmen Cephesi'nin projesi milli davanın projesidir. O zaman hiçbir zaman milli değerlerden, milli varlığından vazgeçmeyecekti ve her zaman bu milli davanın savuncusu olacaktı. Ve yarın inşallah Bolivar salonunda bütün halkımızı, bütün Türkmen ilinden bekleriz, bize katılsınlar. Çünkü biz bu projemiz, Irak Türkmen Cephesi projesi hiçbir zaman sadece Kerkük'te veya bir bölgede kalmayacaktı ve kalmamıştı. Çünkü bizim projemiz milli dava olduğu için hem bölgelerin üstündeydi hem mezhepsel ayrımcılığın üzerindeydi çünkü milli davadı. Cephemiz güçlüdür, cephemiz birleştirir.